Türk dünyası kadınlarımızın seçkin temsilcileri, değerli konuklarımız, ak başlıklı yalçın zirveleri bulutlarla kucaklaşan Tanrı Dağları, Altın Dağı, Altaylar'dan gözlere, gönüllere huzur veren sonsuz bir yeşilliklerden ufuklara uzanan, zirvelere tırmanan çam ormanlarından, mavi göller, binbir renkli çiçeklerle bezenmiş yamaçlar, vadiler, zümrüt ovalar, meralar, cevahir görünümlü öbek öbek, üzüm salkımları taşıyan asmalardan, Kevser suları ve tarım nehri, Turfan, Kaşgar, Urumçi'den, Kafkaslardan, Karabağ'dan, evladı Fatih Hanımların diyarı Batı Trakya, Balkanlardan, Kıbrıs'tan, Özmenem, Türkmenem, sahipsizem diye feryat eden Kerkük'ten, özetle nerede bir Türk varsa vatan oradadır noktasından hareketle ana yurdumuzdan ata yurdumuza, ikinci Türk dünyası kadınları dostluk ve dayanışma kurultayına teşrif eden bakan, milletvekili, büyükelçi, kadın sivil toplum kuruluş temsilcileri, yazar, gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerimize, analarımıza, bacılarımıza, karındaşlarımıza, soydaşlarımıza, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hoş geldin diyor. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor. Öncelikle teröre karşı korkak tavır koyan Batı dünyasına karşılık cesaretle ortak tavır koyan Türk dünyası kadınlarını bir kez daha kutluyor. Tüm dünyada örnek olmasını temenni ediyor. Milli kültürün korunması, gelişmesi, milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve sosyal hayata yansıtılmasının yanında Türk devlet ve topluluklar arasında kültürel, sosyal ve iktisadi bütünleşmenin sağlanması davasında Türk dünyası kadınının taşıyıcı, koruyucu ve birleştirici gücünü organize hale getirmek, Türk kültürüne sahip çıkma yolunda işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla araştırma ve uygulamalarda bulunmak, Türk topluluklarında yaşayan kültür zenginliklerinin müşterek kültür değerleri haline gelmesi için çalışmalar yaparak Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla çıkılan Kutlu Kadın Birliği'ni, dirliğini, yürüyüşünü düşünen ve hayatiyete geçiren Türk dünyası kadınlarımızı ve ev sahibeliği yapan Anadolu bacılarımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki bu ve buna benzer çalışmalar sonucunda Türk milli kültürü korunacak, gelişecek, milli birlik ve beraberlik sağlanacak ve sosyal hayata yansıtılacaktır. Türk topluluklarında yaşayan kültür zenginliklerinin müşterek kültür değerleri haline gelmesi için çalışmalar yapmalar Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine katkıda bulunacaktır. Kültürel değerleri nesilden nesil aktaran toplumun sigortası ve göstergesi olan kadınlarımız, siyaset, sağlık, sosyal güvence, eğitim ve kültür alanlarında karşı karşıya kaldıkları sorunların süratle çözümlenmesi görmezden gelinemez, ötelenemez ve zorunluluk haline gelmiştir. Atatürk'ümüzün veciz ifadesiyle milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olarak tanımladığı Türk kadınının toplumdaki rolünü iyi değerlendirmek durumundayız. Çünkü Türk kadını fedakardır, korumacıdır, feragat sahibidir, yönlendiricidir, birleştiricidir, barışçıdır, sabırlıdır, ailesine, topluma dirlik ve huzur sağlamak için de her türlü zorluk karşısında mücadele etmesini bilir. Türk kadınının yaratılıştan gelen
refleks olarak taşıdığı bu genel özellikler günümüzde en çok sıkıntısını çektiğimiz toplumsal doku erozyonunun önlenmesinde önemli faktörler olarak öne çıkarılmalıdır. Türk kadını sadece evinin anası değil, aynı zamanda milletin anasıdır. Kadınımıza sadece evde değil, toplumda da gerekli olduğuna dair özgüven ve heyecan verilmelidir. Kadınlarımızın hayat tarzlarını etkileyen ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal faaliyetlerde bugün olduğundan daha aktif bir biçimde yer almaları hem toplumu hem de Türk kadını güçlendirecektir. Vatanperver Türk kadını mutlaka toplumsal dengelerin sağlanmasında, demokrasi kültürünün yerleşmesinde önemli rol oynayan gönüllü kadın kuruluşlarının teşkilatlanmalarıdır. Bu görkemli kurultay ile bağımsız ve özerk Türk Cumhuriyeti toplulukları arasında kültürel, sosyal ve iktisadi bütünleşmenin sağlanması davasında Türk dünyası kadınının taşıyıcı, koruyucu ve birleştirici gücünü organize hale getirerek Türk kültürüne sahip çıkma yolunda işbirliği ortamı oluşturmak maksadıyla araştırma ve uygulamalarda bulunmayı amaçlanmıştır. İngiltere Başbakanlığından Thatcher'ın dediği gibi siyasette erkekler konuşur, kadınlar gerçekleştirir. Gerçekten biz erkekler hep konuştuk ama siz Türk dünyası kadınları gerçekleştiriyorsunuz. Sizler elinizin hamuru ile nimet dağıtırken bizler erkekler elimizin çamuru ile kadınlarımıza savaş, terör, yolsuzluk ile açlık, yoksulluk, kan ve gözyaşı dağıtıyoruz. Verimsiz topraklara sürülen, yabancılarla zorla evlendirilen, Türk çocuğunu düşürmeye zorlanan, öz vatanlarında azınlık durumuna düşürmeye çalışan, nükleer poligon alanında kobay olarak kullanılan, soykırıma tabi tutulan Doğu Türkistanlı kadınlarımızın acı dramına bu kurultay vesilesiyle de dikkat çekerek Türk dünyası kadınlarımıza yönelik her türlü insanlık dışı davranış ve yaklaşımları lanetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sadece ana yurdumuzun kadınlarının her türlü sorunlarının çözümü noktasında değil, Türk dünyası kadınlarımızın da siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki gelişmişliğini ve güçlenmesini sağlayacak her türlü faaliyet ve sivil toplum etkinlik ve örgütlenmelerine her türlü desteği verdiğimizi ve vermeye devam edeceğimizi taahhüt ediyor. Türk devletleri parlamentolarında yer alan Türk kadın parlamenterlerimizin, bakanlarımızın öncülüğünde her türlü resmi ve özel işbirliği projelerine öncelik ve ağırlık verilmesi temennisiyle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Tekrar hepinize hoş geldin diyorum. Değerli Şen Olbalı, konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Yapmakta olduğumuz İkinci Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Kurultayı delegelerine göstermiş olduğunuz bu teveccühten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başkan Vekilim, derneğimiz sivil çabaların toplumsal sorunların çözümündeki destek ve önemini kavramış olup geniş bir görev yelpazesi çerçevesinde bir yandan kadınlarımızı milli kültürün korunması, gelişmesi ve sosyal hayata yansıtılması için çalışmalarına davet etmek, diğer yandan da Türk dünyası kadınları arasında sistemli bir işbirliği kurarak mevcut dostluk ve dayanışmayı kuvvetlendirip Türk dünyasının kültürel, sosyal ve iktisadi bütünleşmesine katkı sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz ve 4 gün sürecek olan bu kurultayda Türk dünyası kadınları olarak ülkelerimiz ve Türk dünyası için üzerimize düşen sorumlulukları tartışmak, gücümüzün yettiği konularda çözüm ve projeler üretmek için 32 ülkeden gelen parlamenter, akademisyen, sivil toplum kuruluşu başkanı, sanatçı ve yazar hanımlar olarak bir aradayız.
Bizler demokrasi kültürünün yerleşmesinde ve ait olduğumuz toplumların sosyal ve kültürel hayatında çok önemli olan sivil girişimleri kadınların katılım ve desteğiyle daha anlam kazanacağı ve güçleneceğini biliyoruz. Bizler yine biliyoruz ki dünyada gelişen olaylara Türk dünyasının mensupları olarak gözlerimizi kapatamayız, kulaklarımızı tıkayamayız. Tarihsel tecrübelerle yoğrulan Türk dünyası mensupları bugünün şartlarını da en iyi şekilde yorumlayabilmeli, ortak değerlerine ve birbirine sahip çıkmalı ve bunu kadınıyla erkeğiyle birlikte başarmalı. Türk dünyası kadınları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sizin himayenizde bir araya geldi. Bu tarihi bugünün anısına size bir şükranlarımızı vermek istiyoruz, saygılar sunuyoruz. Romanya'da Osmanlı evladı Fatihanların torunları olarak Karadeniz bölgesinden ta buraya kadar birer küçük hatıra getirmek istedik. Burada işte Köstence'nin bir görüntüsü camilerimizle beraber Galas'ta düzenlenen Aşağı Tuna bölgesinde Gagavuz Türklerimizle Türkiye Osmanlı Türklerinle ve Kırım Türklerinle beraber Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir hatırası olarak takdim ediyoruz. Dünyada barış Tuna mektupların özel sayısını takdim ediyoruz. Allah bol versin, korkasın. Babacığım. Osman, ayyemin